Müdür Tebrik Yönetim Müdür Yardımcısıyım. Öğrencilerle diyaloğum çok iyi. Bunlar da bulunduğu zaman şehrin en uzağında yeni mahalledeki dördüncü sınıf. Dördüncü sınıfta bunlar. Öğretmenlere bunu istatistiklerle ilgili, grafiklerle ilgili bir ödev vermiş. Bunlar da oradaki okullara gitmişler. 5-6 arkadaş. Atıyorum Atatürk'e gitmişler, yok diyor. Şehirsel bana gitmişler, yok diyor. Giremeyiz senden. İstiklal'e gitmişler, yok. En son bizim okula gelmişler. Nöbetçi öğretmen geldi dedi ki, nöbetçi çocuk geldi dedi ki, garip öğretmen, 4-5 tane çocuk geldi, sizinle görüşmek istiyor. Ben dedim, görüşsünler. Altısı ve beni içeri, başka okuldan dedi. Olsun dedim abi. Kalktım hemen bunları karşıladım. Güzelce oturtturdum, çay ikram ettim, kolonya döktüm. Güzelce sohbet yaptım. Hayrola çocuklar? Dedim öğretmenim, durum böyle böyle böyle. Ya dedim olur mu? O okul, bu okul ayrımı olur mu? Siz bizim çocuklarımızsınız. Ben bunların bütün dediklerini, sorduklarını cevaplandırdım. Sonra da uzun diye arabanın okulundan, okullarından bekliyorum. Aradan zaman geçti. Kasım'ın 24'ü. Biz törenleri yaptık, bir baktım. Bunlar ellerinde çiçekler, o koskoca yolu şey yapmış gelmiş. Benim yanıma çiçekle gelmişler. Tabii sevindim, mutlu oldum. Ya çocuklar kendini biliyor musunuz falan. Bunlar tek yolu götürdüm herhalde, götürdüm. Aradan gitti, kaç gün geçti? Aynı gün öğleden sonra geldi. Aynı gün öğlenden sonra ben de çiçek aldım, hediyeler aldım, bunlara götürdüm. Dedim, iade-i ziyaret yaptım. Öğretmen de şaşırdı. Galip hocam, bu sene yazmış. Ben unutmuştum, benim bulmuş numaramı. Oradan yazmış bana Galip hocam öğretmenliğini, rehberliğini unutamıyorum. Benim için dönüm noktası oldu. Ne kadar büyük bir vefa gösterdin çocuklarıma böyle böyle. O da şaşırdı. Nasıl iade-i ziyaret ne demek? Ama öğretmen arkadaşım çok güzel bir sözü olmuş bunlar. Bunlara diyormuş ki çocuklar her zaman sadece bana selam veriyorsunuz. Benim adım hatırımı soruyorsunuz. Diğer öğretmenler de sizin. İlçedeki öğretmenler de sizin öğretmeniniz. Bunlar o çocuklar değil ama bizim öğretmenimiz bizimki yani. Ötekilere niye diye. Benim yanıma geldiklerinde ben de dedim ki bunlara. Siz bizim öğrencimizsiniz. Biz hepiniz sizin öğretmeniniz. Öğretmen toplamış oldu. Böylece o gün bugün yutulmuyor işte. Bu anımız da çok güzel bir Bursalısı oldu. Evet. Şimdi hocamız oldu. Galip hocama şunu söylüyorum. Galip hocamıza sen de vurma hocam. Sen de vurma. Vur hocam. Evet. Sen de vurma hocam. İsimli bir kitabı var. İçerik olarak işte bu şekil anılardan oluşuyor. Kendisinin yapmış oldukları öğrencileriyle davranışı ve şu anda da kendisini daha önceden tanıyan ve ziyaretine gelen iki tane öğrencisi yanında. Böyle bir anı yaşadık. Şunu öncelikle söylemek istiyorum. Öğretmen olmak bir kişinin hayatına dokunmaktır. Biraz daha ilerisine gidelim. Öğretmen olmak toplumun hayatına dokunmaktır. Ve daha ilerisi öğretmen olmak dünyanın hayatına dokunmaktır. Bambaşka bir hale getirmektir. O yüzden ben Galip hocamı tebrik ediyorum. Truva yayınlarından çıkan bu kitabını da herkese tavsiye ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Çocuğum söyle şimdi. Ülkü hocam. Yok sen önce seni yazayım. Kendine göre. Ne soyadın? Şöyle bir bakın. İlk yazdığım romanı ve Bursa'da Bursa'yı anlatan bir kitapla ilk defa yer alıyorum. Bir imza gününde. İkinci kitabını
İçerik olarak Bursa'daki tarihi yerleri, Bursa'daki önemli bazen cümle kurmak zorlanıyor insan. Önemli şahsiyetleri kaleme aldığım bir kitap. Bir dervişin hikayesini herkese tavsiye ediyorum. Ülkü Gülben. Evet, biz dedik ki şu anda TÜYAP Kitap Fuarı'ndayız ve Bursa adına yapılan en güzel etkinliklerden bir tanesi fuarlar. Yani bunu sadece Bursa için söylemeyelim, Türkiye genelindeki kitap fuarları aslında insanlara kitapların ne kadar değerli olduğunu ve kitap dostlarının cazibe merkezi haline gelen yerler falan. Bizler de dedik ki bu cazibe yerlerinde her şey var, kitaplar var, okurlar var ama bir eksik var. Bu eksik ne diye sorarsanız, bence bu eksik şair ve yazar dostlarımızın okuyucularıyla hasbihal edememesi, okuyucularına dokunamaması, okuyucularının duygularını onlardan alıp ona bir yorum getirememesi. İşte biz de o yüzden bugün biraz daha canlı kanlı bir şey olsun istedik ve kendimize ait şiirlerden biliyorsunuz benim tamamlandı pazar bir yokluğun eksikliği isimli bir şiir kitabım var. Aynı zamanda Köpükten Limanlar isimli yine bir tasavvufi şiir kitabım var. Bunlarla şiirler seslendirelim dedik. Ayfer hocamla başlayalım. Ayfer Hanım, şiire bakışınız nedir? Sizce şiir nedir? Şiir kısaca duyguların estetik haliyle anlatılabilir. Yani ben o gözle bakıyorum. Bir duygu, bir düşünce ya da bir yaşamdan meydana gelen olaylar en etkili, en güzel, en duyarlı bir şekilde nasıl anlatılırsa. Ama şiirde ayrıca teknik de olması gerekiyor. Yani duyum olması gerekiyor, ritim olması gerekiyor. Bir şekilde harflerin sıralanışı da çok önemli. Sadece kelimelerin değil. Araya gelmek İşte orada şairin yeteneği ortaya çıkıyor. Ama bir şiir beni başka dünyalara, başka manevi iklimlere götürmeli diye düşünüyorum. Evet, Galip Hocam. Günümüz Türkiye'sinde sizce şairin ve şiirin yeri nedir? Onu az önce Ayfer Hanım'ın söylediği gibi ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Biz ev sahibi olarak diyeyim ben. Ben Karacabey'de oturuyorum ya, siz de Bursa'ya hoş geldiniz. Şiir duygular, örülmesi. Güzelce örülebilirse, hissettikler dile getirilebilir insanların, yazarların. Duyguların dışa vurumu da veya toplumdaki yaşayışları, o günkü o iç hali, o günkü yaşanan bir duygu yoğunluğu dışa vurumla şiir haline dönüşüyor. Tabii ki bu birikimle oluyor. Böyle sıradan herkes oturup da ben çala kalem şiir yazdım. Böyle bir şey yok, mümkün değil. Biz de yazmaya gayret ediyoruz. Yazma yolunda çaba sarf ediyoruz. Böyle şair arkadaşlarım hiç ummadığım bir insan. Dedi ki, hocam ben dedi bir şiir yazıyorum. Şiirlerim var dedi. Ben hiç ummadım yani kadıncağızdan. Dedi ki, ben gideyim sana defterimi bir gör. Bir şiir yazmış. Ben onca yıl okumuşum öğretmenim. Mümkün değil o kelimeleri bir araya getirmek. O derece duygu yoğunluğu yaşamış. Bu yaşadıklarında serbest bezinle dökmüş kağıdı. Şimdi hani şairlerimiz, ben Mehmet Emin Yozakul herhalde. Unutmak şey yapmadım. Unutmamış olayım da böyle unuttum veya. Diyor ki şairlere haykırmayan öksü çocuk gibidir. Şairler olacak. Şairler duyguları dile getirecek. Şairler toplumu önder olacak. İşte İstiklal Marşı'mızda Mehmet Akif Ersoy'un halini düşünün. Bir önder olup korkma demesi yetmiştir yani bu gibi. Korkma. Özgüvenin olsun. Bak bir duygu, bir kelime. Bu kadar. Demek ki şairlerimize çok güzel, çok ihtiyaç var. Her zaman dinlenmeli, onlara yer verilmeli. Onların ne dediğine dikkat etmedim. Ama söylediğim gibi
her şeyde şiir değil. O zaman şöyle diyelim mi? Şairleri susan bir millet. Sevenleri dilsizdir diyebilir miyiz? Neyiz? Dilsizdir diyebilir miyiz? Dilsiz. Konuşamıyor demek. Konuşamıyor. Diyebilir miyiz? Hani, şimdi hatırladım şeyi. Şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş, öksüz çocuk gibidir. Bak, ne kadar önemli. Bu kadar. Başka bir şey diyemiyorsun yani. Şairler her dönem olacaktır. Şiir tartışmaları da her zaman olacaktır. Yani günümüzde belirli bir şiir kalıbı, belirli bir düzen, bir şey, her tür çeşitli türler, gece resimde, ağız resimde, serbest resimlerde, modern şiir ya da klasik şiir şeklinde çeşit çeşitli. Yani artık bir de halk edebiyatında aşık geleneği kalmış. Yani aşık Karsan Çobanoğlu, Rüstem Alyansoğlu, Şeref Taşlıova, o bölgeden bunlar sazı alır, Türkiye'yi her tarafına giderler. Bugün burada duyduğunu, gördüğün şu kitabı veya o gün o meydana gelen bir felaketi veya bir sevinci, oranın birisinden işittiği bir sözü güzelce gelip başka bir köyde anlatıyor. O zaman iletişim bu. Onu dinleyenler de ooo, hemen ondan o sözlerle, çaldığı sözlerle, o aşıklık edebiyatı, halk ozanlarımız gittiği yerlerde iz bırakmışlar. Mevlana Hazretleri ne demiş? Her nereye gittiysem demiş, yiğitsem deden için. O Türkmen yiğidin dizini gördü. Düşünebiliyor musun? Yunus geldiği yerde anlatmış, hatta katı söylemiş. Kimse ötekileştirmemiş, anlatmış, söylemiş ve gitmiş. Mesela Tataloğlu, Karacaoğlan, bütün bunlar bizim kültür, Köroğlu, her Anadolu'ya bir gidiyor. Her köylüden, köylüyü dinleyen herhangi bir insanı mutlaka aşıklardan bir şey vardır. Mutlaka dört kutada olsa, altı kutada olsa mutlaka vardır. Hatta bizim köyde Recep deden varmış, böyle ben konuşuyorum, kusura bakmayın. Recep deden çayı içerken bir atlı geçmiş. Atlı geçerken atın üstünde bir türkü söylemiş. Karacaoğlan'a ait bir söz, bir şiir söylemiş. Adam koşmuş Recep deden, çok zeki. Adamın atını tutmuş. Demiş ki, bunu bana bir daha söyle. Adam bakmış ki bu şey, söylemem demiş. Sana şunu verdim demiş, bunu verdim demiş. Bu zaman bir deri, gön denir ona. Bir hayvan derisi. Çarık yapılacak mı? Sana demiş bir gön veririm demiş. Bak kaç çift çarık çıkar. Yoklukta. Sana bir gön veririm, bana bunu bir daha söyle. Adam Karacaoğlan'ın o türküsünü bir daha okumuş ve bir deri almış gitmiş. O kadar da önem veriliyor. Diyor ki Karacaoğlan der ki neydim, nolayım? Sakal seni cımbız ile yolayım. Bir kız bana emmi dedim, neydim? Gel de anlat. Ya ne anlatıyorsun abi? Evet, şair bu, şiir bu. Abdurrahim Bey'den şiir istiyoruz. Evet. Hakan Hocam bir da burada. Bir şiirim var. Aslında... Hocam, evet, bak, Sami Hakan Bey nerede? Namı diğer Sami Bey. Kendisine bile atmadı. Kendisinden bile sakındığım bir şiir kitabım var.
Sami Bey taşlar size. Sami Bey yolcu ediyor yazar arkadaşımızın. Görüşmek üzere. Arkadaşımız Mehmet Engin Ayater. Evet. İzmir'den geldi kardeşimiz. Dün imza günü vardı. Şimdi bugün de beni bekledi. Dönecek o yüzden. Allah hayırlı yolculuk versin inşallah. Hadi iyi görüşürüz. Yanlış konumda çok ayaklarına sağlık. Evet, şiir okuyacağım. Bu şiirle ilgili ne? Değerlendirme istiyorum. Ben büyük şiirim. Evet. Tamam, okusun bakalım. Şiir okusun. Çiğitim. Evet. Bu şiirimi ıspanıyorum, vermeyeceğim Sami Bey'e. Evet, bu Yer Altından Notlar. Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar kitabını yaz okuduktan sonra kaleme aldığım bir şiir. Yer Altından Lise. Bu arada Sami Bey'le paylaşmadım. İlk defa okuyorum böyle dışarıda. Merdivenlerden uzaklaşıyor ayak sesi. Gitme diye bağırasın varken üzeri. Gitmelisin Lise. Güneşin batışı zamanın geçişi gibi. Akıp gitmelisin hayatına. Ruhumda bıraktığın yankılar kalmalı. Gözlerin kalmalı sonra ıssız, sahipsiz. Sokak lambaları yanmalı. Kaldırımda sen ağlayarak sessiz. Öylece hayatından gitmelisin insan. Yeraltından yazıyorum bu satırları. Benim adım Dostoyevski. Olumsuzluklar üzerine kurulu hayatım. Bir parça umut ağır gelir ruhuma. Ve anlamlı bakışların dokunur ruhuma. Bir akşam vakti Lisa. Evlerin lambaları yanarken, kavuşurken sevenler ansızın gitmelisin. Ardından bakmalıyım. Usulca inmelisin merdivenlerden. Belli belirsiz gözyaşların akmalı derken. Aslına bakarsan aldırma. Duygusuz mu duygusuz bir insan. Bir yanım kalmanı isterken aldırmıyorum Lisa. Ben hasta bir adamım. Üzerim seni. Yıpranırsın. Nasıl da çelişkili duygularım. Sen gidiyorsun, izliyorum sadece. Ağır ağır uzaklaşıyor ayak sesleri. Hislerim uzaklaştırmak istiyorum. Gözyaşlarım Lisa, yine yanaklarımda. Kahrolası duygularım. Sensiz yapamam. Dur, bekle. Lisa, nereye kayboldun be kadın? Nereye? Az önce çıktın evden. Daha birkaç dakika önce. Neden bulamıyorum seni? Kal Lisa, gitme. Benim adım Dostoyevski. Bu notları yazdığımda Lisa gitmişti. Gitti işte. Akşamın bir vakti. Koştum arkasından. Git desem de gitmemeliydi. Kalmalıydı. Ben hasta bir adamım. Huysuz, geçimsiz. Geç tanıdım onu. Erken kaybettim. Duygularım değişiyor ansızın. Az önce gitmesini seyrediyorken şimdi kalması için her şeyi feda edebilirim. Benim adım Dostoyevski. Yer Altından yazıyorum bu satırları. Evet. 2023. Tamam. Bu şiiri... Oğlum bu kadar uzun yazacak ne vardı ki? Hep yazsaydım bari başta. Yer Altından notları okuduğumda şunu fark ettim. Günümüz insanının aslında aşka bakışını çok iyi özetliyor. Lisa kim Lisa? Lisa, Dostoyevski'nin sevdiği ama sahip çıkamadığı aşkı. Senin için kim? Onu soruyorum sana. Benim için, benim Lisa'm bunları duyarsa beni gömer. Evet. Şimdi sizi de şiiri dinlediğiniz için Evet, şimdi bir dakika. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii söyle. Günümüzde Lisa'lar ve Dostoyevski'ler yaşamaya devam ediyor. Lisa yarım kalan aşkıyla, Dostoyevski de yine yarım kalan aşkıyla hayatına devam ediyor. Önemli olan şu, bulduğuna sahip çıkmak, bulduğunu elde ettikten sonra da önemsemek. Eğer bulduğunu önemseyemiyorsan, bulduğunu bırakıp gidebiliyorsan hep yarım kalmaya mahkumsun. O yüzden bizler Lisa'nın da Dostoyevski'nin de yerinde olmayalım. Bizler bu ülkenin birer ferdi olarak sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz hayatımızdaki insanlara saygı duyalım. Çünkü hayat onlarla... Şey, bu arada hoş geldiniz ya. Nasılsınız? Ben
Onun kitabını imzaladın değil mi? Ha, tamam imzaladın. Bu sen oku. Evet. Hakan Bey'den şiir alıyoruz. Şimdi Hakan, evet, Hakan Hocam. Hakan Bey'den alıyoruz. Değil mi şimdi? Kim? Unutulmuş bir kadın yüzü gibi eskiyor. Köyde üşüyor anlatılar bile yavaşlıyor. Daralıyor ünlüler. Anlamların bir türlü sığmaz oluyor. Hava mayıs kokusu. Hoş geldin. Sen de öğretmen misin? Tezek kokusu kar beyazına karışıyor. Biliyorum, oluyor bir şeyler. Memleket. Evrende, içimde, farklı derinlerimde. Bir şeyler mi ölüyor? Birileri mi eskiyor? Bu da benim kitabım. Bedenim o kayıp, tarihsiz, son anımı ölüyor. İşte o anlarda başlıyor seni düşünmesi artık. Kendini başlatıyor. İçimdeki kadının yüzü senin yüzün oluyor. Eskiden yalnızca biliyordum, anlıyorum şimdilerde. Seviyorum seni, kıyamıyorum anmaya adını, harflerde bile. Dizelerini yazamıyorum, uyaklarını bulamıyorum. Kokun var mı, duruyor mu sende, soramıyorum. Ve ellerinde iyi eden bir dokunuş, iki yoktu zaten. Sayılar o kadar az, seni düşünüyorum. Adı olmayan bir şeyler var. Vardır rüyaların karanlığı ama artık olmuyor. Ve ağırlığı unutuyor dağılığını. Teşekkür ederiz. Var mı? Çok güzel. Hocam, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Hocam, kordonu alkışlamak. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hakan Hocam, aynı zamanda Hakan Hocam, Turuva Edebiyat Dergisi 5. Öykü Yarışmamızın birincisi. Bursa Karacabey'de edebiyat öğretmeni 20 yıllık mıydı hocam? Evet. Siz? Şimdi hocam bana şöyle bir güzellik yaptı. Az önce fuar alanına yeni geldim. Bir yazar arkadaş varmış, bayan arkadaş. Dedi ki sahneye gidebilir miyiz yanına? Tamam dedim. Bittik, görüştük. Dönüşte ikinci salon. Fuara gelenler bilir. İkinci salonun içinde ikinci salon arıyoruz birlikte. Yani orada da bir standa sorduk. İkinci salon neresi kardeş dedik en son dolana dolana. Abi burası dedi. Selamünaleyküm dedi. Geldik. Ya getirmişim onu demiyor da. İkinci salon arattı diyor bana. Yani. Abdurrahim Arslan kardeşim de İstanbul'dan birlikte geldik. Abdurrahim Arslan dedi ki abi Osman Bey köprüsüne girmeyelim. Ne yapalım Abdurrahim? Dedi ki abi dedi şöyle sahilden geze geze gidelim. Tamam Abdurrahim. Arkadaşlar bir girdik biz Ankara'ya doğru gidiyoruz. Ankara'ya yanaştık neredeyse. Abi biz yanlış gelmişiz dedi. Devam et Abdurrahim. Şimdi dedi buradan geri dönüp köprüye gireceğiz abi dedi. Dedim niye baştan girmedik? Abi şimdi mecburiyetten dedi. Geri döndük. Baktık İstanbul'a gidiyoruz. Abdurrahim İstanbul'a gidiyoruz oğlum. Bursa kaldı ortada. Yani. Bugün formunda evet. Galip hocam da, şimdi Galip hocama da, hiç affedin. Formundasın yani. Şimdi Galip hocam da, biz geldiğimizde standa iki tane öğrencisi gelmiş. Onlarla çok güzel bir sohbet yapıyorlardı. O sırada öğrenciler dediler ki, hocam biz de standın dışından izliyoruz Galip hocamı. Galip hocama dediler, kitabı imza, tabii dedi. Şu kitapları gösterebilir misiniz? Şunları. Şöyle, şurayı bir gösterir misiniz? Şöyle bir bakın arkadaşlar. Galip Hocam'ın kitabı, bu fakirin kitapları. Galip Hocam kitabı imzalarken Hakan Bey göster. Böyle iterek benim kendine yer açtı. Benim kitaplar çöp. Benim kitapları böyle bakıp kitabını imzalıyor. Dedim Hakan Bey görüyor musun? Ben şimdi çözdüm. Yolu niye şaşırdıklarını. İçerisi tesadüf. Çok güzel. Hiç öyle düşüncemiz yok. Ortaya çıkmış, ortaya çıkmış bütün eserler emek sonucu, kutsal. Kayıt aldık, kayıt. Başımızın üstünde yeri var. Tamam hocam. Geçelim hocam. El böyle. İmzal hocam. Ne yazıyorum Hakan Hocam? Senden beterleri var, görüyor musun? Olmaz mı? Kakılır. Arkadaşıma yazıyor değil mi? Merve Hanım yaklaşım bana ya. Merve Yurtsever Hanım yazar arkadaşımız. Turvalı yapacağız kendisini de. Ziyaretimize gelmiş. Dün müydü bu tarafa? Geçen hafta imzası varmış. Evet. Arkadaşlarla berabersiniz. İnşallah okulun dolu olsun. Anlatılığında çok askılar yaptı. Şimdi okula gelin. Evet.
5. sınıf öğrencisi ve kitap okumayı çok seviyor. Buraya da tanışmak için geldi. Bugün de fotoğraflarımızı çekiyor, destek oluyor. Tamam, bir yazarımız daha var. Kruvar, kruvarın temeli sağlam. Şiir okudu arkadaş. Ben buraya gelmişim. Evet, onu da okuyalım. Şimdi Merve Hanım'ın kitabını imzalayayım, sonra ona geçelim. İyi çalışmalar. Olur, bunlar hocam. Sonra sen de. Merve'nin kitabı değil mi? Buyurun. Öğretmenimin arkadaşı yazdığım mesela okullarda öğretmenlerin yaşadığı hatıralardan, anılardan da çünkü demek. Hoş geldin. İyiyim hocam, nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Ne var ne yok, sen de hoş geldin. Merhaba. Sizi buralara mı attılar hocam ya? Sürünüyoruz işte böyle. Yunus Emre yazmıyor mu hocam? Neyi? Yunus Emre'yi yazmıyor mu? Bastınız mı? Yunus Emre mi? Aha burada. Şiir değil mi? Bir yerlişin çayısı Bursa'yı anlatıyor. Biz anlatmıştık. Anlattın mı? Vay be. Çok iyi. Kitabımız bu. Kitabımız bu. Bak şurada bak. Aslı bak. Birer tane imzalayayım. Fotoğraf çekelim. Hatıra kalsın. Gençler ayakkabı. Aynen. Şu an yumuş yeter. Yaştayım sen genç. Yumuş yeter Anadolu sesinde. Hoş geldiniz gençler. Hocamızı mı buldunuz? Geçin arkaya. Ben getirdim buraya. Hayır, ben getirdim buraya. Sizi niye sürdüler buraya? Bursa. Ben sürdüm buraya. İstersen gidelim şöyle yanında bir resim çekelim. Gelin şurada yanında bir resim çekelim. Evet evet, gelin bu tarafa. Gelin. Hem kitaplar oradan görünür. Sen orada. Kızım gelin buraya. Gelin gelin, ikiniz de gelin buraya. Tamam, oradan da çeksin. Aslında olsun. Çıkarsana. Şöyle. Benim resmi takip. Tamam. Bir de karşına alsana daha fazla. Bu da daha iyi çıkar. Hatta biraz geriden al, sağ çıksın. Teşekkür ederim. Hocam yazar. Evet. Aklımlar ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Burada da. Onları imzalayayım, sorayım ben size. Nerede? Tatlı var. Çok güzel. Şimdi böyle kendin mi konuşuyorsun? Hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ olun. Güzel. Allah'a emanetsin. Ben de Bursa öğretmenim. Bursa'yı anlattığım bir kitabım. İdare edeyim ki. Yıllar önce Bursa'ya gelmiştik. Yaparsın. Öğrencilerim. Burada bir dizi yaptık. Aslında yaparsın. Hemen anında. Uludağ'a gezdik ve ondan sonra şu kitap çıktı. Birikiyor. Sağ olun. Bursa'daki o işte tabii bir ressamın hayatı aslında bu ama Bursa'nın tarihi yerleri, o karakterleri, mistik karakterleri falan onları da aldık. Farklı bir kitap oldu.